Günaydınlar herkese. Yeni bir gün daha başladı ve bugün daha sağlıklı olabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Yine uzman konuklarım eşliğinde sizlere anlatıyor ve açıklıyor olacağım. Tekrar hatırlatıyorum, 0551 30 130 Hayatın Ritmi Çağrı Merkezi. Sağlık sorularınızda aradığınız cevapları bulabileceğiniz adres burası diyorum. Doğru bilgiye ulaşabileceğiniz konusunda en uzman konuklarla karşınızda olduğumuz programımız başlıyor efendim. Bugün çok önemli bir gün. Bugün yediklerimizi, içtiklerimizi ve onun iç dünyamızdaki sağlığını ve etkilerini konuşuyor olacağız. Evet, bakalım bugün programımıza neler varmış, hep birlikte izliyoruz. Bağırsak bakterilerinin bağışıklık sistemindeki rolü nedir? Bu bağırsak bakterileri bağışıklık sistemimizi, vücuttaki iltihap durumunu, beynimizdeki düşünce, psikolojik durumumuzu bile etkiliyor. Tüm tıp dünyasının üzerinde durduğu bir konu. Mikrobiyota testi bizlere neler anlatıyor? Hocam, ilk hastamızın deney sonuçları burada. Mikrobiyota testleri kişiye özel bir beslenme diyeti vermenize imkan sağlıyor. Bağırsak floramızı zenginleştirmek için nasıl beslenmeliyiz? Tütsüz sebzeler bizim için prebiyotik besin kaynağıdır. Mikrobiyom testi sonucuna göre kişiye özel diyet nedir? Ancak bizim vatanımızda soğan skoru düşüktü. Haftada 1-2 kez soğan tüketmesini söyledik. Kişiye özel diyet uygulanan hastalarda ne gibi değişiklikler oluyor? Mikrobiyom yaşı bile gençleşti. Profesör Doktor Tarkan Karakan, fermente gıda tüketen ülkelerin bağışıklığını değerlendiriyor. Tüm dünyaya bakıldığında fermente gıdaları çok tüketen ülkelerdir. Şef Ömür Akkor, sağlığımız için prebiyotik ve probiyotik menü hazırlıyor. Bu aslında onun neresi yöntemem bir tanesi. Gidikli nohut döverek yiyor. Yoğurt yiyecekinden envai pırvara ve probiyotin anası babası. Mikrobiyota hakkında merak edilenler ve kişiye özel beslenme tavsiyeleri birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Hayatın ritmi. Mikrobiyatamız en çok bağırsaklarımızda yerleşmiş durumda. Yani evet, cildimizde her tarafta belki bir floramız var ama mikrobiyata dediğimiz, yani iç organlarımızın içini, boşluklu organlarımızın içini kaplayan bölümde yerleşen mikroplarımızdan bahsediyoruz kısacası. Ve onların bağışıklık sistemimizle çok karmaşık da bir ilişkisi var. Ama biz onlara ne kadar iyi bakarsak, birazcık da anladığımız kadarıyla onlar da bize o kadar iyi bakacaklar. Önce ne demek olduğunu, bu mikropların, bu bağırsak florasının ne demek olduğunu bir konuşalım. Sonrasında üzerinde oldukça test yaptığımız ve o testleri de yorumlayacağımız bir bölümümüz gelecek. Ve bunları çok değerli bir hocamız var şu anda ekran başında. Bizlere bağlanmış durumda Profesör Doktor Tarkan Karakan hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Hocam, bağırsak bakteri florası ne demektir? Şimdi bağırsak flora bakterileri dediğimiz zaman aslında bu çok kullanılan bir terim. Artık herkes bunu yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Ama doğrusunu anlatmak gerekirse bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikroorganizma var, canlılar var. Bunların iyi ve kötü bakteri diye kabaca ikiye ayırmak mümkün ve bunlar bizimle bir denge içinde yaşıyorlar. Bu bağırsak bakterileri bağışıklık sistemimizi, vücuttaki iltihap durumunu, hatta beynimizdeki düşünce, psikolojik durumumuzu bile etkiliyor. Bunlar bir denge halinde olması gerekiyor. İşte bağırsak florası dediğimiz zaman bu topluluğa verdiğimiz isim oluyor. Hep böyle kötü bakteri, iyi bakteri, bağırsakta bir dengeden bahsedilir. Bu dengenin içinde yaşayan mikroplardan, evet, bahsediyoruz kısacası. Hep böyle egzajere edilen bir rakam da var. Ya vücudumuzda bunlar olmasa şu kadar hafifleriz diyorlar. Hakikaten bir ağırlıkları var mı topladığınız zaman? Evet, yani yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 kilogramlık bir insanın 2 kilogramının mikroorganizma olduğu tahmin ediliyor. İnanılmaz bir oran bu. Evet. Peki genel sağlığımızı nasıl etkiliyor bağırsak bakteri floramız hocam? Şimdi genel sağlığımız açısından bağırsak florası aslında son 10 yılda tüm tıp dünyasının üzerinde durduğu bir konu. Bu mikroorganizmalar sağlıklı olduğu zaman bağışıklık sistemimizde bu kronik hastalıklar dediğimiz kökeninde mikrobiyotanın çok önemli rol oynadığı düşünülüyor. Yalnız bu kesitsel bir şey değil. Yani mesela 40 yaşındayım, şu anki floruma bakarak da konuşmamak lazım. Doğumdan itibaren şekillenerek gelen bir şey. O zaman yaşam tarzı diye tarif ettiğimiz, yani günlük uyku alışkanlığımızdan, sabah kalktığımız saatten, yaptığımız kahvaltı, öğlen yemeği, işte bu yemeklerin saatleri, içerikleri,
belki de sporumuz vesaire. Bunların hepsi bizim bu floramızı düzenliyor anladığım kadarıyla. Yani yaşam tarzının bir sonucu mu ortaya çıkıyor? Kesinlikle. Aslında bir yaşam tarzı. Beslenme bunun içerisinde belki %60'lık kısmını oluşturuyor. Ama %40'lık kısmı da sizin uyku düzeniniz, egzersiz düzeniniz, belki de hayata bakış açınız, yani psikolojiniz, yani stresle mücadele yöntemleriniz gibi, arkadaşlık, sosyal olup olmadığınız gibi, sık seyahat edip etmediğiniz gibi birçok faktöre bağlı. Evet. Şimdi bununla ilgili bize bir deney yaptık aslında. Bir izleyicimiz bize başvurdu ve onun hayat tarzını değerlendirip ve bu mikrobiyatası aslında nasıl şekillenmiş bu hayat tarzıyla. Öncelikle bunu izleyelim, sonrasında test sonuçları olacak. Bu test ne anlama geliyor ve sonuçları ne anlama geliyor? Bunların hepsini birlikte yorumlayacağız. Siz de bir yere ayrılmayın. Değerli izleyenlerimiz ekran başında, sizler de bir yere ayrılmayın ama bunu da izlemenizde fayda var diyorum. Hep birlikte sosyal deneyimize geçiyoruz. Hayatın ritmi. Sağlıklı ve düzenli beslendiğim pek söylenemez. İşim gereği sürekli dışarıdan yemek yemek zorunda kalıyorum. Ev yemeklerini ne kadar çok sevsem de imkanım pek olmuyor. Süt ürünleri ve gluten içeren ürünleri rahatsız ettiği için sık sık tüketemiyorum. Yemek yedikten sonra şişkinlik ve gaz problemlerim çok fazla oluyordu. Ve sürekli grip oluyordum. Bağırsaklarım zaten eskiden beri çok düzensiz çalışırdı. Doktora gittiğimde hassas bağırsak sendromu olduğumu öğrendim. Bununla ilgili bir araştırma yaptığımda mikrobiyotonun ne kadar önemli olduğunu öğrendim ve test yaptırmak istedim. Hayatın ritmi. Evet hocam, şimdi deneyimizin aslında ilk bize başvurduğu andaki analizi yapıldı. Dışkıdan bir örnek aldınız galiba. Öncelikle bu testten birazcık bahsetmenizi istiyorum. Mikrobiyata testi nedir? Sonrasında da işte hastamızın sonuçlarını yorumlayacağız beraber. Mikrobiyota analizi dediğimiz şey yavaş yavaş herkes tarafından duyulan ve bilinen bir şey. Ama mikrobiyota testi doğru yapılmadığı zaman bize iyi sonuç vermiyor. Bu nedenle öncelikle mikrobiyota testi dediğimiz şeyin ne olduğunu biraz detaylı anlatmam gerekiyor. Bağırsaktan, dışkıdan bir örnek alıyoruz ve içerisinde de bu biraz önce bahsettiğim faydalı, zararlı bakteriler, kabaca tabii bu çok daha detaylı inceleniyor burada, var mı yok mu onu analiz ediyoruz. Ama burada yapay zeka da işin içine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Niçin yapay zeka? Çünkü burada trilyonlarca bilgi ortaya çıkıyor. Bu bilginin bir insan tarafından değerlendirilmesi gerçekten çok zor. Bir de bunu kıyaslayabileceğimiz bir şey olsun diye yapay zekayı da kullanıyoruz. Artık testlerde bu yapay zekanın kullanılması doktorların işini gerçekten rahatlatıyor. Peki bu testin sonuçları bize ne anlatacak hocam? Bize ne veriyor, ne sağlıyor? Şimdi bunun sonuçları bize şunu gösteriyor. Hani biraz önce bahsetmiştim ya, bağışıklık sistemimiz ve sağlığımızda bu mikrobiyota yapısının çok büyük önemi var. Buraya bakıyoruz. Örneğin faydalı bakteriler çok ciddi şekilde azaldıysa, tabii bu kabaca bir şey, bunun alt detaylarına da bakıyoruz. Hangi faydalı bakteriler mesela azalmış? Buna göre hastaya diyet tedavisi uygulamak mümkün. Diyet tedavisini de şuna göre uyguluyoruz. Daha önce hangi besinlerin hangi bakterileri artırıp azalttığı literatürde var. Yani tıp literatüründe var. Onu çıkarıyorsunuz. 500 besin mesela çıkarıldı. Bunlar bilgisayara ekleniyor. Sonuçta hastanın bakıldığında bu florasında eksik bakteriler gördüğünde bilgisayar hangi besinleri öncelikle yemesi gerektiğini tayin edip bize bildiriyor. Ve diyetisyen de o kişiye özel bir diyet listesi hazırlıyor. Mekanizma böyle işliyor. Peki. Şimdi bu ilk hastamızın sonuçları burada. Ve işte diyet öncesi en azından yapmış olduğumuz sonuçları yorumlarsak burada bir bağırsak skorları var. Ondan sonra mikrobiyom çeşitliliği ve mikrobiyom yaşı diyor. Bu bize ne anlatıyor? Şimdi burada çeşitlilik demek, ne kadar sağlıklıysanız bu çeşitliliğin o kadar fazla olması gerekiyor. Mikrobiyom yaşı ise hani çok kullanılan bir şey değil ama ne kadar gençse o kadar yine sağlıklı olduğunuzu gösteriyor. Genel olarak bu şekilde anlatabilirim. Altta gördüğümüz detaylı olarak analizler ise mesela beden kitle indeksiniz, karbonhidrat metabolizmanız, protein metabolizmanızın mikrobiyota açısından sağlıklı olup olmadığını gösteren skorlar var burada. Bu şekilde bir analiz bu. Peki bu tek sayfa değil ama devamı var galiba. Devamını alalım. Evet, mikrobiyom çeşitliliği 2.7. Evet. Şimdi Halit Bey, burada tabii bu skorları bilgisayar kendisi atıyor ama özetle şunu söylemem gerekiyor. Bu çeşitliliğin az olması,
Mesela buna bir örnek vereyim. Her gün kırmızı et tüketen, salata, meyve yemeyen bir insanda sadece kırmızı eti parçalayan bakteriler ön plana çıkacağı için çeşitlilik azalır. Yani sadece belli tip bakteriler artar ve bu da sağlıksız bir durumdur. Yani birçok kronik hastalıklara baktığınızda çeşitliliğin çok azaldığını görmektesiniz. İşte bu hastamızda da bakın oldukça düşük, yani çeşitlilik kalmamış, belli bakteriler ön plana çıkmış. Bunu gösteriyor. Evet. Peki bir sonraki sonucumuz var. Burada cin seviyesi ne demektir hocam? Cin seviyesi tabii şimdi bakterileri analiz ederken aile diyelim ki genus gibi, yani en üstten en alta kadar detaya daha çok inerek analiz etmek mümkün. Burada bu hastamız için cin seviyesine baktığımız zaman, yani henüz daha böyle çok üst seviyelere çıkmadan hastanın örneğini görüyorsunuz, Türkiye ortalamasını görüyorsunuz ve dünya ortalamasını görmektesiniz. Üçünü birden veriyoruz burada ve bilgisayar bunlar içinde bir kıyaslama yapıyor. Hastanın örneğine baktığımız zaman burada özellikle bakın şu kırmızıyla en sondaki kırmızı oranlarında bir artış olduğunu görmektesiniz. Ve koyu lacivert olanda da dünya ortalamasına göre artmış olduğunu görmektesiniz. Tabii bunların detaylarını çok irdeliyoruz biz ama kabaca yani böyle bir analiz sistemi. Yani tekrar hastamızı yorumlayacak olursak o zaman bu yaşam tarzı onun mikrobiyatasını kötü etkilemiş demek istiyoruz değil mi? Yani bu sonuç herhalde kesinlikle oldukça kötü. Sağlıklı bir bağırsak sistemi, sağlıklı bir bağırsak florası, sağlıklı bir bağışıklık sistemi yok demek ki bize başvuran hastamız. Böyle anlıyoruz. Aynen öyle, çok doğru. Bakın bir sonraki buradaki görüntüye baktığımız zaman probiyotik organizmalara bakmışız özellikle mesela. Yani o testin daha detaylı bakıldığında. Bu hastamızda probiyotik yani faydalı bakteri neredeyse kalmamış gibi. Bakın kırmızıya doğru yaklaşmış görüyorsunuz. Evet. Şu üstteki hastanın örneği. Yani ne kadar kırmızıya neredeyse faydalı bakteri kalmamış hastanın bağırsağında. Zaten hastanın şikayeti de sık enfeksiyon geçirmek, bağırsakta gaz, şişkinlik, bu tip şikayetleri vardı. Yani genel olarak bir bağışıklık sisteminde bir düşkünlük, bu tarz bir şikayeti olan bir hastaydı. Peki hocam, yani eğer bu çok kronik bir şekilde devam edecek olursa, hiç bir iyileştirme diyeti yapmazsak, o zaman belki de şimdi bugün biliyoruz kalp damar hastalıklarının bile sebeplerinden bir tanesi bağırsak florasındaki kötü bağırsak bakterilerinin açığa çıkarttıkları bazı kimyasalların damar duvarına zarar vererek işte kalp damarlarında daralmaya sebebiyet veriyor. Yani bu ateroskleroz dediğimiz damar sertliğinin tetikleyicisi bile olabiliyor. Diğer taraftan acaba bu böyle bağırsak kanserlerine falan da sebebiyet verir mi? Çok doğru. Tabii bunlar için daha alt gruplarına high resolution, yani çok böyle çözünürlük artan bir incelemeye geçmek lazım. Çünkü çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani kalp hastalığında veya bağırsak kanserinde veya iltihaplı bağırsak hastalığında farklı bakteriler ön plana çıkıyor. Şimdi bu hastamızda tabii hangisi ön plana çıkmış daha detaylı bakınca göreceğiz. Ama dediğiniz çok doğru. O kişiye özel bakmak lazım. Yani tamam, o kişinin özelinde bunu analiz etmek lazım. Peki böyle bir insana bir beslenme planı uygulayarak düzeltme şansımız var mı? Bu çok önemli bir soru ama işte bu soruya şöyle cevap vermek lazım. Şimdi biz eskiden herkese ne diyorduk? İşte kolesterol, yağlı yemekler yemeyin, basit şekerden uzak durun filan gibi bildiğimiz klasik beslenme önerilerimiz vardı. Ama 2020 yılına geldiğimizde artık kişiye özel beslenme diye bir kavram var. Yani kişiye özel tıbbın bir parçası bu. Herkes aynı değil. Mikrobiyota testleri yapay zekada kullandığınızda kişiye özel bir beslenme diyeti vermenize imkan sağlıyor. Çünkü o florayı düzeltmek için genel öneriler her zaman yetmeyebilir kişiye. Yani bu gidip de mesela bir alışveriş merkezinden bir takım elbise almaya benziyor. Herkese uymayabilir. Sizin yapınız çok farklıdır ve o elbise sizin için yoktur. Terziye diktirmeniz gerekir. Onun gibi burada da kişiye özel bir diyet planıyla evet bu florayı iyileştirmek mümkün. Kişiye özel diyet uygulanan hastalarda ne gibi değişiklikler oluyor? Mikrobiyom yaşı bile gençleşti. Profesör Doktor Tarkan Karakan, fermente gıda tüketen ülkelerin bağışıklığını değerlendiriyor. Tüm dünyaya bakıldığında fermente gıdaları çok tüketen ülkelerde. Şef Ömür Akkor, sağlığımız için prebiyotik ve probiyotik menü hazırlıyor. Bu aslında Anadolu'nun en eskilerinden bir tanesi. Sütüklü nohut döverek yiyor. Yoğurt yiyip geçmeyeceğin envai türü var abi. Ve probiyotiğin anası babası.
mikrobiyota hakkında merak edilenler ve kişiye özel beslenme tavsiyeleri. Birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Hayatın ritmi. Evet, Tarkan hocamı bekletiyoruz. Şimdi deneyimizin aslında hastamızın ilk test sonuçlarını aldık ve bu test sonuçlarına göre bir yaşam tarzı değişikliği, daha doğrusu beslenme tarzı değişikliği uygulayacağız. Şimdi bu diyet nasıl olmalı, onu dinleyelim istiyorum ve diyetisyen Berna Göbeloğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi mikrobiyatanın düzeltilmesi için, yani bu bağırsak floramızın tekrar sağlığına kavuşabilmesi için veya daha sağlıklı olabilmesi için ne yapmamız lazım? Öncelikle diyoruz ki prebiyotik beslenmek gerekiyor. Ne demek prebiyotik? Prebiyotik ne demek? Bizim bağırsağımızdaki yararlı mikroorganizmaları, yani probiyotikleri besleyen besin bileşenleri. Aslında diyet lifi olarak biliyoruz, ancak her diyet lifi prebiyotik değildir. Yani liften kastımız böyle ot mu? Hayır, mesela çözünmemesi gerekiyor. Mide asitinden ve ince bağırsağa düştüğünde orada asitlerden ve enzimlerden etkilenmemesi, yani sindirilmemesi gerekiyor. Bağırsağa gittiğinde fermente olmalı ve çıkarttığı kısa zincirli yağ asitleriyle oradaki bakterileri beslemeli. Bir dakika, şimdi bu çok kritik bir şey. Evet. Yediniz, midenize sindirilmedi, ince bağırsakta fermentasyon süreci başladı. Evet. Ve bağırsak kendisi geçmesi lazım, sindirilmemesi gerekiyor ki orada florayı besleyebilecek bir fermentasyona yol açsın. Kesinlikle, evet. Buna prebiyotik diyoruz. Bunlara biz prebiyotik diyoruz ve prebiyotikler zaten canlı olmayan besin bileşenleridir. Bu toplumda çok fazla karıştırılıyor. Ne demek canlı olmayan? Bunlar hepsi canlı değil mi? Kuru. Hayır. Aldığımızda bizim için mideye ve bağırsağa gittiğinde canlı olmaması gerekiyor. Hah, tamam. Yani benim canlı olan hücrelerimi beslemesi gerekiyor. Bir nevi probiyotiklerin gübresi diyebiliriz aslında prebiyotikler için. Şimdi daha net anladım. Yani benim vücudumda aslında probiyotik adını verebileceğim işte bir canlı mikroorganizma topluluğu var bağırsaklarımda. Benim yediklerim eğer onları iyi besleyip çoğalmasına yardımcı olabiliyorsa ben buna prebiyotik diyorum. Yani vücuduma girdiğinde sanki içeride probiyotiğe dönüşecekmiş gibi, evet. Aslında probiyotiği besleyen gıdalar. Kesinlikle. Peki. Evet. Sebzelerden başlayalım. Kükürtlü sebzeler bizim için prebiyotik besin kaynağıdır. Brokoliyi burada görüyoruz. Bunun yanında lahana, Brüksel lahanası olabilir veya karnabahar bizim için prebiyotik kaynağıdır. Aslında hepsi aynı aile. Yani şimdi brokoli, evet, deyince lahanadan ayrışmıyor. O da lahana gillerden sayılıyor. Çünkü bir brokoli tanesini aldığınız zaman şöyle çok rahat bir şekilde böyle ezdiğinizde bunun her birinin böyle lahana yaprağı gibi açılabildiğini, adeta minnoş bir Brüksel lahanası gibi hatta görebilirsiniz yani. Böyle o kadar açılıyor. Aynı aileden geliyor. Aynı aileden geliyor. Evet. Daha sonra bizim için kereviz, pırasa, bizim için prebiyotik içeriği yüksek besinlerden ve soğan, sarımsak. İşte hani o kelle paça için, tarhana çorbası için nereden geliyor derseniz soğan ve sarımsak içeriğinden geliyor. Çünkü içerisindeki inülin ve fruktosakkaritler sayesinde prebiyotik içeriği çok yüksek olduğu için bağırsaklarımızdaki bakterileri besliyorlar. Peki. Diğer grup meyve grubumuz. Zaten günlük minimum 3-5 porsiyon sebze ve meyve grubu beslenmemizde olmalı. Meyve 3-5 grubumuz, porsiyon? Evet. Meyve? Meyve ve sebze. Tamam. Evet. Özellikle koyu, bizim kırmızı meyveler dediğimiz kara üzüm, çilekgiller de olabilir, ahududu, böğürtlen, yaban mersini gibi. Yeşil muz. Burada muzun içerisindeki... Mesela erik de olur bu arada. Mürdüm eriği, evet. Siyah, evet, olur. Onun kurutulmuşu olur. Sadece burada hastaların dikkat etmesi gereken üzüm, muz, glisemik indeks, şeker hastalarında kontrollü tüketilmesi gerekiyor. Ona dikkat etmemiz Elma? Gerekiyor. Elma yine aynı şekilde pektin içeriğiyle birlikte prebiyotik bir besindir diyoruz. Muhteşem. Orada ne? Şimdi şu grup bizim o grup asıl, farklı. Evet, asıl farklı. Ben buradan meyvelerden baklagillere geçeyim. Tamam. Baklagiller de çözünmez lif içeriğiyle aynı şekilde bağırsaklarımızda fermente ediliyorlar ve probiyotik bir bakterilerimizi besliyorlar. Bir diğer grup artık sağlıklı... Fermente, mayalanmış. Aynen öyle. Zaten nohut biliyorsunuz kendisi maya kaynağıdır. Hani gaz yapar ya, evet. O gaz bizim için çok yararlı işte. Yani, evet. Bir taraftan... Böyle insanı rahatsız etse de diğer taraftan çok hani oldukça sağlıklı. Evet. Sağlıklı karbonhidratlar, onlar da mı önemli? Bunlar artık bizim hayatımızın olmazsa olmazı diyebilirim. Çok eskiden belki bilmiyorduk ama yulaf, arpa ve kara buğday son zamanlarda çok popüler.
Belki bulgur da onun yerine olabilir ama bunlar beta glükan içeriği çok yüksek olduğu için, prebiyotik içeriği yüksek olduğu için probiyotik bakterileri besliyor. Aynı zamanda kronik hastalıklarda da kullanılması bizim açıkçası içimize yarıyor. Peki. Diğer grup sağlıklı yağlar dediğimiz çiğ kuru yemişler öncelikle. Tuzlu ve kuru kavrulmuş kuru yemişleri istemiyoruz beslenmemizde. Tuzsuz olsun ama kavrulmuş olsun. Olur tuzsuz mu? Olsun ama kavrulmuş olsun olmaz. Evet, bir işlem görmesini istemiyoruz. Çiğ olsun bizim olsun. Biz tamam. Besinlerden tam alalım o etkiyi. Tamam. Badem, ceviz ve keten tohumu bizim için yüksek lif içeriğiyle birlikte prebiyotik besinlerdir diyebiliyoruz. Şu gruba geleceğim. Şunu bir ayıracağım. Yoğurdu bir ayıracağım. Lahanadan bahsetmiştik. Lahana turşusu da yine zaten mayalandığı için ve fermente bir besin olduğu için bizim adımıza hem lahana hem de turşu olunca açıkçası çok etkili bir prebiyotik kaynağı. Türk mutfağının vazgeçilmezi tarhana çorbası. Biliyorsunuz içerisinde bol miktarda soğan, sarımsak bulunduğu için. Turşu mesela kendisi zaten fermente olmuş bir gıda değil mi? Evet. Peki turşu o zaman probiyotik olmaz mı? Probiyotik olur ama burada aynı yoğurttaki gibi bir küçük nokta var. Hı. Eğer ben midemde sindirime uğratıyorsam bir şeyleri ve bağırsağıma yeterli miktarda canlı mikroorganizmayı gönderemiyorsam buna probiyotik besin diyemem. Ama piyasadan aldığımız birçok probiyotik de zaten bir defa rafta %90 ölüyor diyorlar. Şimdi, sonra midemizi alıyoruz belki onun kalanının %90'ında midede ölüyor diyorlar. Yani belli ne bir miktar. Ne olması lazım o zaman? İşte şöyle söyleyeceğim. Minimum 1 milyar aktif bakteriyi ben bağırsağıma göndermeliyim. Hı. Eğer bunu ben düzenli olarak tüketiyorsam şunu söyleyemem. Ben probiyotik takviye alıyormuşum gibi aynı oranda yararlanamam. Ancak aldığım miktarı düzenli olarak hayatıma sağlıklı beslenmiş olurum. Öyle söyleyebilirim. Ama benim probiyotik bakteriye ihtiyacım varsa bence dışarıdan takviye almak daha mantıklı diyorum. Evet, yani şimdi birçoğunu artık anlamış ve tanımış olduk. Probiyotik konusunu demek ki ilerleyen günlerde tekrar gündeme getirmek gerekecek. Çünkü bir kavram kargaşası da oluyor. Bunu diyetisyen hanımefendiden anlamış olduk. Ama şimdi hastamızın görüntülerini izledik. Evet. Bir hayat tarzı var. Bir analizi var, bir sonucu var. Tarkan hocam da hatta bizi bekliyor ve bu süreçte biz bu hastamıza 6 haftalık bir tedavi planlaması uygulamaya karar vermiştik. Evet. Bu dönemde ne uygulanması gerekir? Şöyle, öncelikle orada mikrobiyom analizine bakıyoruz ve mikrobiyom analizi sonrasında bize besinlerin skorları çıkıyor. Bu biz kişiselleştirilmiş beslenme rehberi diyoruz. Bu skorlara göre 6 hafta boyunca bağırsak modülasyonu sağlıyoruz. Örneğin ben ne demek modülasyonu sağlamak? Bağırsağı bir yerden bir yere hareket ettirmek mi? Bir yerden bir yere hareket ettirmek demeyelim de bağırsaktaki çeşitliliği değiştirmek diyelim. O çeşitliliği yani mikroorganizmaların sayısını artırmak ve türlerin çeşitliliğini artırmaktan Peki. bahsettim. Örneğin kefirden bahsettim. Yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Kefir bizim için prebiyotik bir kaynaktır, probiyotiktir ve biz içtiğimizde bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler beslenir, sağlığımıza faydalı. Ancak bu benim için, sizin için öyleyken karşıdaki Ahmet için öyle olmayabiliyor. Çünkü neden? Herkesin bağırsak mikrobiyotası parmak izi gibi kendine özel. Yani benim bakterilerimin ihtiyacı olan besinlerle sizin bakterilerinizin ihtiyacı olan besinler bir değil. Herkes önüne gelen probiyotik bağırsağıma iyi gelecek diye yemesin diyoruz. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. O yüzden burada spesifikleşiyor. Bunu da mikrobiyom testiyle görüyoruz. Mikrobiyom testini yaptıktan sonra besin skorları çıkıyor ve o besin skorlarına göre puanlanıyor besinler. Yüksek olan besinlerden 6 hafta boyunca bireyin beslenme programını zenginleştiriyoruz. Peki mesela günde 3 öğün mü veriyorsunuz? Ara öğün de veriyor musunuz? Yoksa işte sadece bir öğünde bizim skorumuzdaki iyi puanlarla mı beslensin? Diğer öğünlerde istediğini mi yesin? Nasıl oluyor yani? Şöyle. Böyle keskin sınırlı bir diyet mi bu? Hayır, keskin bir sınırlı diyet değil. Kişinin yaşam tarzına göre 3 öğün, 6 öğün, 2 öğün veya 8 öğün de olabilir çalışma standardına göre. Bunu önce kişiyle görüşüyoruz. Ondan sonra saatlerini alıp öğünlerini planlıyoruz. Biz skoru düşük olan besinleri kısıtlamaktan ziyade diyoruz ki haftada bir, maksimum iki kez tüketebilirsin. O da skoru yüksek olan besinlerle tüket ki dengelensin. Örneğin biz az önce dedik ki soğana prebiyotik bir besin. Ancak bizim vakamızda soğan skoru düşüktü.
Dolayısıyla bunu sukarı yüksek olan et, dana eti ve kuzu eti yüksek çıkmıştı. Kuzu etiyle birlikte verdik ve haftada 1-2 kez soğan tüketmesini söyledik. Mesela yoğurt. O hastamızda skoru 8'di. Tam yağlı yoğurt skoru 8'di. O yüzden oradaki bakterilerinin yoğurda ihtiyacı vardı. Ve biz ona günlük 1-2 porsiyon kadar süt ve süt ürünlerinden yoğurdu tercih ettik. Çünkü tam yağlı süt ürünü birazcık düşüktü. Demek ki mayalanmışına ihtiyacı vardı bu bireyin. Yani gibi. Bunu bile kişiye özgü yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Başka üzerinde neler vardı? Birazdan Tarkan hocamla 6 haftalık tedavisi sonrası sonuçları da yorumlayacağız. Evet. Sonra kuru baklagilleri, özellikle kuru baklagil skorlarında düşüklükler vardı ve kuru baklagili sınırlamak zorunda kaldık. Onun yerine hayvansal proteinleri kullandık. Sebzeleri kullandık, skoru yüksek olan sebzeleri. Ama dediğim gibi soğan, sarımsak örneğin onda düşüktü. O yüzden onu haftada 1-2 kez vermeyi tercih ettik. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hayatın ritmi. Diyetisyenin verdiği listeye uydum. Aslına bakarsanız çok az da kaçamak yaptım diyebilirim. Diyetten sonra gaz ve şişkinlik problemi büyük ölçüde azaldı. Bağırsak hareketlerim düzeldi. Şimdi bu hastamıza aslında bu reçeteyi daha önce verdik. Ve 6 hafta boyunca bu şekilde beslenmesi sağlandı. 6 haftada nasıl bir değişiklik olduğunu değerli izleyenlerimizle de paylaşalım. Sizin de katkılarınızı burada rica ediyoruz. Ve sonuçları alalım. Sonuçlar inanılmaz değişti bu arada. Mikrobiyom yaşı bile gençleşti. Ekranda görüyorsanız ben bile şok oldum hakikaten. Mikrobiyom çeşitliliği neredeyse 2 kat gibi. Hocam bu sonuçları da bir yorumlayabilir miyiz lütfen? Yani burada çeşitliliğin ciddi bir artış gösterdiğini görüyorsunuz. Evet. En önemli kısım bu zaten. Evet. Yani çeşitliliğe bakmamız gerekiyor burada. Çeşitlilikte artış olduğu zaman bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bir grubun dominansından kurtulmuş oluyor. Yani bir grubun üstünlüğünden, baskısından kurtulmuş oluyor floranız. Muhtemelen bu da fırsatçı, zararlı bir mikroorganizma. Şimdi ne yaptınız? Bu florayı değiştirdiniz. Bu değişiklik tabii 6 hafta kısa bir süre aslında. Çünkü bu flora bozukluğu 2 günde meydana gelmiyor. Yani yıllar içinde meydana geliyor. O yüzden de bunun sebat etmesi, yani ısrarla bu diyette kalması gerek aslında bu kişinin. Bir önceki, aslında vaktimiz olmadı, çok bahsetmedik. Antibiyotik hasarını da ölçüyoruz biz bu testlerde. Çok antibiyotik kullanmış olmak bu diyetin faydalarını bir anda götürebilir. Yani mesela siz gereksiz bir antibiyotik kullandınız bir hafta, bir yıldır yaptığınız o diyeti bir çırpıda yok etmeniz mümkün. O yüzden bunlara da dikkat eden bir yaşam sürmeniz lazım. Ama hocam antibiyotik zaman zaman işte enfeksiyon hastalıklarında en azından gereklilik. Yani reçete edilen bir şey bugün sonunda ve işte keyfen artık kullanılamıyor. En azından o devri atlattık ülkemizde. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı da reçeteye tabi tuttu. Yani insanlar antibiyotik kullanmaları gerektiğinde kullansınlar. Ama antibiyotik kullanmak bağırsak florasına çok ciddi zarar veriyor. Dolayısıyla özellikle en azından bu tedavi sonrası beslenmenizi daha da düzeltmeniz lazım diye genel bir uyarı yapabiliriz buradan. Evet, kesinlikle. Yani burada hastanın, biz bazı indekslere de bakıyoruz. Hani şu anda vaktimiz olmadan çok bahsetmedim. Otoimmün hastalıklar indeksi, bağırsak hareketliliği filan gibi. Yani bugün mikrobiyota artık hastalıklarda biomarker gibi kullanılmaya başlandı. Yani erken teşhiste gelecekte kullanılacak gibi ama kişiye özel. Mesela gelecekte senin bağırsak hastası olma ihtimalin var. Dikkat et. Veya ateroskleroza bir yatkınlığın var. Sizin alanınız olduğu için özellikle söylüyorum. Evet. Biliyorsunuz bu trimetilamin bileşikleri var, çok zararlı. Aynen. O bakteriler sizde çok. Beslenmenizi artık iyice düzeltin gibi. Bence bunlar gelecekte çok yer tutacak. Ama bugün için bence bunlar bile çok güzel. 6 haftalık bir beslenme sonrasında işte çeşitlilik 2.7'den, yani çok çok kötüden en azından kötü seviyeye gelmiş vaziyette, 4.9. Bu çeşitlilik skoru nerede olması lazım iyi olması için? 7'nin üstüne çıkması gerekiyor bu skorlama sisteminde. Yani bizim bulduğumuz bir skorlama sistemi bu. Her yerde olan bir şey değil. Ama 7'nin üstüne çıkması lazım. Peki bu hastamız 6 haftalık beslenmeyle ancak bu kadar çıkarabilmiş. Peki bundan sonra ne yapması lazım? Bazen gıda takviyeleri de eklediğimiz olabilir yanına. Belki diyetin dışında yaşam tarzında bir değişiklik, bir bozukluk vardır. Onların incelenmesi lazım. Ama bu floranın düzelmesi, inanın, vücuttaki inflamasyonu da azalttığı için sadece bağırsak için, bağışıklık sistemi için değil, beyin sağlığı için de, dediğiniz gibi kan sağlığı için de oldukça önemli.
Evet. Hocam bir sonraki sayfayı da görmek istiyorum arkadaşlar. Burada işte cilt rahatsızlıklarına sahip işte yakın profillerin bu tip hastalıklara da sebep olabileceği veya bu hastalıklara da sahip olabileceğini de anlatıyor. Yani bu test sadece bizim kendi iç dünyamız değil, aslında bağırsak floramızın bu şekilde olmasıyla bu hastalıklara da vücudumuzun açık olduğunu gösteriyor. Hemen onları hatırlatalım istiyorum. Herkes mesela cilt rahatsızlıklarının hep yüzeysel bir şey olduğunu zanneder. Ama ben hep şunu anlatmışımdır. Cildimizin güzel olması, bizim aslında güzel gözüküyor olmamız, bizim iç sağlığımızın ne kadar iyi olduğunun bir dışa yansımasıdır. Kesinlikle. Dolayısıyla bağırsak florasının buna etkisini burada gördük. Cilt rahatsızlıklarına sahip. Migren rahatsızlığı yaşıyor. Hocam baş ağrısına sebep olabilir mi mikrobiyata? Migrenle bağırsak flora arasında çok yakın ilişki bulundu. Ve birçok mikroorganizmanın bağlantısı olduğu gösterildi. Tedavide de kullanılmasıyla ilgili çalışmalar var şu anda. Glüten hassasiyeti, dikkat bozukluğu rahatsızlığı, huzursuz bağırsak sendromu, obezite yani kilolu olmak da mikrobiyatımız. Ben bunu çok net farkındayım. Yani bazen çalıştığımız yaşam döngüsü içerisinde işte meşgalelerimiz, şunlar bunlar, bu yoğunluk içerisinde diyetimiz bazen bozulabiliyor. Ve ben ne zaman o diyetim yoğunluğumla, stresimle vesaire bozulduğu zaman hemen çok hızlı bir şekilde kilo aldığımı hissediyorum. Yani son 20 senedir aynı beden giyiniyorum, aynı kemeri takıyorum, aynı gömleği giyiyorum gibi. Yani işte belki hani gömleğim değişiyor ama bedeni değişmiyor demek istiyorum. Dolayısıyla o bozulduğunda ben bunu net bir şekilde şahidim. Obezitenin de bir etkeni olarak adlandırabiliriz floramızı diye düşünüyoruz, değil mi hocam? Obezitenin tedavisi aslında kolay. Yani mesela diyetisyenlerin diyet vermesiyle, efendim biz gastroenterologların mesela mide balon uygulamaları, mide botoksu uygulamaları, cerrahların cerrahi uygulamalarıyla bu iş yapılıyor. Problem ne biliyor musunuz? Yeniden almak. Yani nüks etmesi. Yani obeziteden sonra tekrar kilo almak. Buna yo-yo etkisi deniyor biliyorsunuz. Yo-yo etkisi yani gidip geliyor. Son yapılan çalışmalar yo-yo etkisinin bağırsak bakterilerinden kaynaklandığını buldular. Zayıflasa bile o kişinin bağırsaklarında hala obezite yapmaya eğilimli bakteriler kalıyor. Ve en ufak bir hatasında hemen eski kilosuna tekrar onu çevirebiliyor. Evet. Böyle bir durum var. Evet. Hocam şimdi sizlere son bir soru sormak istiyorum. Covid Bilgi Merkezimizde her gün programımızda mutlaka bir yer açmaya ve değerli izleyenlerimizi bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Bağırsak florasıyla COVID-19'un ilişkisi var mı? Şimdi bu konuda yavaş yavaş bilgiler artıyor. Gerçekten de çok önemli bir konu. Doğrudan kanıtlar yok ama dolaylı yoldan kanıtlar var. Birincisi Çin'den yapılan bir çalışma var. Bizim çok büyük bir dergimizde yayınlandı. Bağırsaklarınızda ne kadar faydalı bakteri varsa koronavirüse yakalansanız bile daha iyi seyrediyor. Yoğun bakıma düşmeden, hani daha kötü olmadan seyrettiğine dair çok büyük bir çalışma yayınlandı. Ama benim özellikle ilgimi çeken bir başka çalışma var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Tüm dünyaya bakıldığında fermente gıdaları çok tüketen ülkelerde koronavirüsün daha hafif seyrettiği gösterildi. Bence bu çalışma çok ilginç bir çalışma. Fermente gıdalar biliyorsunuz bağırsak bakterilerimizi olumlu yönde etkileyen gıdalar. Bence Türkiye'de bunların ilk başında geliyor. Çünkü ayran tüketen tek ülkeyiz yani dünyada. Düşünün. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu arada şunu demek istedim. Türk mutfağı da aslında fermente gıdaları kendi içerisinde barındıran ve birçok geniş spektrumda hepimizin kullanıma sunan bir mutfak aynı zamanda. Dolayısıyla bence birazcık daha özümüze yani kendi mutfağımıza da bağlı kalırsak bağışıklık sistemimizi daha kuvvetlendirebiliriz, daha da güçlü tutabiliriz diye düşünüyorum. Siz de herhalde hemfikirsiniz bu konuda. Evet, kesinlikle. Peki. Hocam yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli katkılarınızdan dolayı inşallah ilerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın diyorum hocam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, şimdi mikrobiyatanın öneminden bahsettik. Aslında işin sonunda nereye geldik? Yine bizim mutfağımıza geldik. O halde Türk mutfağı nedir, ne değildir? Şöyle bir dinleyelim bakalım. Hayatın ritmi. Dünyanın en nadide mutfakları arasında gösterilen Türk mutfağı, yöresel tarifler dahil olmak üzere 7000 civarı yemeğe sahiptir.
Öyle ki sadece patlıcanla yapılan 300'e yakın yemek, zeytinyağlı olarak sofraya koyulan 100'den fazla çeşit vardır. Orta Asya'dan başlayan Türk mutfağının serüveni, göçler sonucunda gittikleri her yeni coğrafyada yeni ürünlerle karşılaşmış ve bu ürünleri farklı pişirme teknikleri kullanarak zenginleştirmiştir. Günümüz Türk mutfağının temelleri Osmanlı saray mutfağına dayanmaktadır. Gösterişten uzak sofralarda yenilen yemekler, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle farklılık göstermeye başlar. İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı coğrafyasının dört bir tarafından gelen aşçılar payitahtta yemeklerini pişirmiştir. İpek yolu üstünde olan İstanbul'da tüccarların yedikleri yemekler ağızda çeşitli tatlar bırakmış ve Türk mutfağı dilden dile dolaşmaya başlamıştır. 1923 senesinde Cumhuriyet'in ilanıyla Türk mutfağı iki kısımda ele alınmaya başlanmıştır. Klasik Türk mutfağı ve halk mutfağı. Klasik Türk mutfağı, Osmanlı saray mutfağı yemeklerini içerirken, halk mutfağı ise Türkiye sınırları içinde yaşayan çeşitli etnik kökenlerin yemeklerini ve çeşitli bölgelerin yemek kültürlerini barındırmaktadır. Evet ve ekranda ben de izlerken açık söylemek gerekirse karnım acıktı bir taraftan ama Türk mutfağı diyoruz. Türk mutfağı Osmanlı döneminde tabii coğrafyamızın birçok ülkeye yayılması veya birçok etnik bölgeye yayılmasıyla birlikte kendini de zenginleştirdi. Dolayısıyla aslında özünde saydığımız mutfağımızda birçok farklı coğrafi bölgenin de güzelliklerini taşıyoruz, beraberinde de getiriyoruz ama hepsi birbirinden özel. Bugün Türk mutfağının bana göre temsilcisi çok değerli arkadaşım Şef Ömür Akkor var. Hoş geldin abi. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Her şey yolunda valla, nasıl olsun, heyecanlı. Ben şöyle birazcık daha yakın duracağım falan ama. Evet. Bugün biz bağırsak mikrobiyatasını konuştuk. Yani aslında bizim bu pandemi döneminde bağışıklığımız şöyle güçlü olsun, böyle kuvvetli olsun, hastalıklara karşı mücadelemiz falan hep bahsettik ama sadece pandemide veya Covid özelinde değil, sağlığımız adına da bizim mutfağımızın çok değerli olduğunu biliyoruz. Sen adeta Türkiye'nin bir elçiliğini yaptın ve dünyada çeşitli ülkelerde işte yemeklerimizi, kültürümüzü anlatmaya, tanıtmaya da gayret ediyorsun. Bunun temeline baktığım zaman, yani şu yukarıdan arkadaşlarım görebiliyorlarsa, biz defalarca yaptığımız programlarda sağlıklı neler var diye koyduğumuzda burada hani bunun dışında bir ürün görmüyorum. Biz tabii Covid'de bunu anladık ama geleneksel mutfak bizim mutfağımız, yani Anadolu ve Akdeniz beslenmesi şu an dünyanın gözdesi. Neden? Evet. Çünkü oldukça sebze, iyi yağlar, işte zeytinyağı, tereyağı, sade yağ, aynı zamanda bol sebze çeşitliliği, bakliyat, bunların hepsi bizi barındırıyor. Neden? Çünkü Anadolu'da yaşıyoruz. Yani aslında biz demin de VTR'de söylediğin gibi Türklerin mutfağı deyince biz aslında sadece Türklerin değil, Türklerin kaldığı yerlere de bakacağız. Neden? 13 bin yıldır Anadolu'da yaşam var. Normalde at üstüne gidiyorlar. Buna benzer bir şeyleri var, mutfakları. Bak, buna benzer bir mutfağı var. Neden böyle bir mutfağı var? Atın kenarına koyuyor. Bu akşam buradayız. Tamam, bu akşam buradayız. Hemen sacı ateşin üzerine koyuyor. Türklerin iki ekmeği vardır. Hep söylerim, bazlama ve yufka. Onu açtı. Burada sacıda yufkayı pişirdi. Çünkü fırın olmadığı için bir mayalama yok henüz. Anadolu'ya gelmediler çünkü. Burada bazlamayı pişirdi, yufkayı pişirdi, koydu. Hop, bunu çevirdi, kuyruk yağını attı. Sebzeyi ya da eti attı, pişirdi. Yemek hazır. Sonra bunu aldı tekrar atı, devam ediyor. Tersiyle ekmeği, düzüyle yemeği ki, gibi bir şey. Türklerin mutfağı bu. Şimdi sen bununla bütün dünyayı gezip fetheden bir topluluğun şu an mutfağını küçük göremezsin yani. Neden? O zaman bunu yapmış. Peki yani ilk başlangıcından Anadolu'ya geldiğinde ne değişti, ne eklendi? Fırın geldi. Mayalanma geldi. Anadolu'nun büyüsü diyor o zamanlar ona. Çünkü unu burada suyla bırakıyor. Bir bakıyor yarın geliyor böyle. Bu Anadolu büyüsü diye geçiyor. Buğday kavurdu. Yemek çeşitlendi. Mazeden Türkler şöyle ortasından yola çıkıp Avrupa'yı geçene kadar oldukları her komşudan bir şey öğrendiler. Anadolu'ya geldiğinde ise 12 bin yılın üzerine, 12 bin yıl burada yemek pişiyor ve Anadolu'ya geldi. Bir bakıyor fırında hem bir şey var. Bir bakıyor sebze var. Sonra bunu iyice geliştirdi. Karbonhidrat ve hayvansal protein yerini veya yanına ek olarak işte sebze ve bunların kombin olduğu yemekleri de beraberinde getirdi. Getirdi. Üstelik ne yaptı? Bakır kullanıyor.
Peki bunun şu an için en büyük özelliği ne? Bakın ne zaman mutfağa girdi? Pandemilerde. Çünkü üzerinde herhangi bir virüsün en az yaşayacağı mevsimi. Aynen öyle. 20 dakika içinde hiçbir virüs bırakmıyor üzerinde. Teorik olarak 4 saat dediler ama... Yani Bakır'da da öyle dediler. Bakır'da 4 saat gibi. En kısa süre olarak biliyorum ben en ama... En kısa süre Bakır'da ama çelik yaptığın zaman bir günü aşıyor. Ha, değil mi? Aynen öyle. Yani aslında Türklerin kullandığı tüm malzeme ve tüm yemek malzemeleri neredeyse insan sağlığı için en şey... bir ince hat yani. Bunun üstüne ya da altına gidip ya da çıkamazsınız. Çok net, sade bir şekilde yeri belirtmişler. O yüzden tabii benim için en büyük kolaylık, ben bu malzemenin üzerine çalışıyorum ve buna yemek yapıyorum. Evet, şimdi bugün bir mikrobiyata testimiz vardı. Bir hastamız, bize başvuran bir hastamızın, çok affedersin yani mutfak kurulu ama büyük abdest örneğinden analiz yaptık. Ondan sonra bu analize göre o kişinin işte beslenmesiyle ilgili neler yapabiliriz'i bir diyetisyen arkadaşımız da geldi, bize anlattı. Ekran başında herkes de bence notlarını aldılar ama o dakikalarda anlattığımız besinler, işte prebiyotikler, vücuda girecekler, bağırsaklarımızdaki mikropları iyi besleyecekler filan, hep bunları konuştuk ama konuştuklarımız kuru baklagiller, nohut mutlaka ve kuru fasulyeydi. Fasulye. Ondan sonra diğer taraftan işte birazcık daha midemize sindirilmeden bağırsaklara geçecek biraz limflerden bahsediyordu. İşte bazı yeşillikler ve nohut özellikle orada geldi. Sonrasında hem probiyotik özelliği olan hem de prebiyotik özelliği olan, yani hem besleyici hem de kendisi fermente bir şey olan yoğurt vardı. Aynen öyle. Ondan sonra baktık ki yani bugün Türk mutfağını konuşuyoruz. Tam olarak bu masaya konuşuyormuşuz. Fasulye var bakliyatlardan. Cacık yaptık. İlave ne ekleyebilirim? Bir de turşu. O da zaten %100 probiyotik bir şey. Evet. Turşuyu da yanına koyup masayı hazırlasak bundan çok bize zarar gelmezdi. Bağırsakları da iyi beslerdik. Evet, bugün öyle yani. Bugün öyle mi? Bugün bize neler göstereceksin? Bugün öyle. Ben şimdi aslında tabii bizim fasulyeyi pişirmeye başlamamız ve bitirmeye başlamamızı beraber yapsak sanırım bugünkü bütün yayın akışını alabilirdik. Belki biz aşağı, fazlası. Tabii yaklaşık 6 saatte tamamlıyoruz. Ben biraz hazırlamıştım. En önemli yaptığımız şey soğan ve tereyağını, tereyağının şekerini bıraktırana kadar 50 dakikaya yakın kavuruyoruz çok kısık. Tamam. Sonra fasulyeyi yapmaya başlıyoruz ve fasulyeyi daha önce bir tur haşlayıp gazını arttırıyorum. Bir dakika. Tereyağını attım. Evet. Soğanı attım. Sonra soğanı attım. Karamelize çok mi olacak? Çok kısık ateşte. Hemen karamelize yapmayacağız. 50 dakika kadar soğanın bütün şekerini salıp tatlılığını vermesi için çok kısık ateşte onu ben yavaş yavaş işte 50 dakika kadar pişiriyorum. Tamam. Sonra başlıyorum. Sonra salçası, bir kez haşlanmış fasulyesi ekleniyor. Ben onu böyle, siz de Rizelisiniz, biz de Rize'nin fasulyesine hayranız. Rize usulü koyu kıvamda salçayla ve domatesle bağlıyorum. Gene Türklerin en kolay yaptığı etlerinden bir tanesi. Çemensiz bir pastırmayla tatlandıracağım. Tamam. Ama genel yapılan hata pastırmanın tereyağında bol kızarması bizde. O eti kurutuyor zaten, incecik bir et. Ben neredeyse kapatırken içine atıp üzerine ilave edeceğim. Ya da... Şöyle sadece çevireceğim. Aynen. Ya da yağın sıcaklığı yetecek. Ben tereyağını hafifçe yakacağım. Çok zarar vermeden, ben biraz daha yanmış seviyorum. Bunun altını kapattım. İkisini de kapatıyorum. Burada çok şeyi yakmadan... Tereyağını sonradan bir daha üstüne ilave ediyoruz yani. Mutlaka. Bu işte... Güvecin bir özelliği var mı? Toprak kaplı yemek pişirmek tabii ki. Hem çok kısık ateşi çok iyi muhafaza ediyor. Bakır gibi çok eşit dağıtıyor. Kesinlikle bu iki özelliğinden dolayı. Çünkü günümüzün temel sorunu yemeğin sadece alttan pişmesi. Bakırın ve toprak kabın en büyük özelliği ise etrafını da sarması. Çok hızlı bir iletken ve yemeğin her tarafını aynı oranda pişiriyor. Böylece yemeği sürekli karıştırmak ya da bir üstü pişmişken altı pişmemiş bir güveç ya da bakır yemeği göremezsiniz. Pilavı bile hiç karıştırmadan güveçte yapsanız bütün, yani hiç olmadığı kadar eşit pişer ve bizce de bakırda pişer pilav. Evet. Şimdi ben bunu böyle bir demlenmeye bakıyorum, rengi yerine geldi. Biraz evet, bol yağlı seviyorum ama bende şöyle bir şey var. Tadını alacağım şekilde yiyorum. Ama her gün bu yemeği yemiyorum. Tencerenin içinde yağ olması değil, tabakta olması mesele. Biraz süzdürüp alabilirsiniz tabağa. Evet. İnanılmaz güzel gözüküyor bu arada. Tabii tabii yani. İnsan böyle bunu yediğimiz ben iki gün... Deminden beri tutuyorum. Öyle mi? Şimdi burada humus var. Evet. Humus nasıl yapılıyor? Humusu ne yapıyorsunuz? Bu aslında Anadolu'nun en eski yemeklerinden bir tanesi. Hititlerde beruvalar var. Beruva ne demek? Hititlerin taşla dövdüğü bütün yemeklere, 4000-5000 yıldan bahsediyorum, beruva diyoruz biz. Hititli nohut döverek yiyor. Hititli kayısı ile hardalı beraber döverek yiyor. Hmm. Hititliler pırasa ve yer fıstığını döverek yiyorlar. O yüzden Anadolu'nun en eski yemeklerinden bir tanesi nohut ezmesi. Tabii biz bunu zamanla tahin ekledik, sarımsak ekledik. Tek yapmanız gereken haşlanmış nohutu aldınız bir... Evet. İsterseniz bunu havanda dövebilirsiniz, en orijinal hali. Tamam. Blender'a gerek yok. Bunu ilk önce kuru haliyle biraz dövün.
şey haline gelsin, ezme haline. Sonra katı olduğu için bunu tahin, limon suyu ve azıcık haşlanmış nohut suyuyla açtım ve böyle bir kıvam elde ettim. Pürüzsüz olmasını mı istiyoruz? Mutlaka bakır bir elekten ya da ince bir elekten geçiriyorsunuz. Bu hale geliyor. Yani bunun için elektronik bir malzemeye gerek yok. Bunu tabii böyle kahvaltıda üzerine yumurta kırabilirsiniz, üzerine kıyma kavurabilirsiniz, üzerine sucuk pişirebilirsiniz, pastırma koyabilirsiniz. Ama bu kadar eğer bugün yağlı bir şey yiyeceksek, bunda sebzeye gidelim diye düşündüm. Tamam. Hemen burada biraz rokam var, üzerine ilave ediyorum. Şimdi tekrar burada turşular olmazsa olmaz. Evet, tam bir prebiyotik, probiyotik karışım tabak. Bunun bir adı var mı? Ekledim. Humus ala. Humus ala. Ne demek ala? Evet. Yani şey, bir tık üzerinde de hani lezzette şey. Sadece tam olarak değil de. Evet evet. Destekten güzel. Aynen. Ben şimdi nar da biliyorsunuz hocam, siz benden daha iyi bilirsiniz. Evet. Nar da ilave ettik mevsimden dolayı. Domatesin sonu ama şöyle biraz kiraz domates. Bunların hepsi bir arada olmak zorunda değil. Yani yapabilen domatesle yapabilir. Tabii. Nohut günün sonunda en ucuz gıda. Aynen öyle. İstediğini her ev artık turşu kurmuştur. Biz bile yani dükkanda bile artık kendi turşumuzu kendimiz kuruyoruz. Çok zor bir iş değil. Turşularımız herhangi bir turşu. Lahana, biber, atıyorum ben roka dereotu kullandım. Sen marul koy, hiç farkı yok. Mesela ben humus hala özellikle yayında görmek istedim. Arkadaşlarım dediler ki ya pancar herkesin evinde yok. Benim evimde yok dedi mesela. Pancar öyle yaygın kullanılan bir şey değil mi? Hayır, biz kullanmıyoruz. Artık var ama. Artık marketlere haşlanmışı geldi. Ama şu an hangi pazara giderseniz gidin patatesin soğanın yanında artık pancar görüyorsunuz. Sadece biz pancar çok sert olduğu için bunu yapmakta zorlanıyoruz. Vallahi ben 45 dakikada şeye atıyorum fırına. Haşlanmışını bile kullanıyoruz. Ben eldedim bildiğin. Zeytinyağlıyım biraz. Ben biraz yağcıyımdır hocam. Yani siz gözünüzü kapatabilirsiniz o esnalarda. Kapattım. Evet, nar ekşisi. Nar pekmezi diyoruz biz. Çünkü nar ekşisinde artık nar ekşisi dediğimiz şey nar ekşi sosuna döndüğü için onun içine limon tuzu belki işte glikozlar falan giriyor. Biz bildiğin pekmez gibi yapıyoruz. Evet, birinci o tabağımızı hazır. Aldım koydum buraya. Bunu da tabağa koymam ister misiniz? Kuru fasulyeyi de koyabilirsiniz hemen. Yani hani. Yerim diye düşünüyorum. Bence yersiniz hocam ya. Evet. Kuru fasulyede et şart bir şey değil, değil Hayır, mi? Hayır, kemik suyu olması fasulyeyi lezzetlendirir. Ama illa etli yapmış, şimdi biz buna pastırma koymasak ben öbür türlüsünü kahvaltıda da yiyorum yani. Peki kemik suyunu sonradan ilave mi edilir yoksa kemik suyunda pişirilir mi yani? Kemik suyunda pişmesi bizim için çok daha şey, lezzetini arttırır. Tamam. Kuru fasulye ne zamandan beri bizde mutfağımıza var? Şimdi salçalısını, tabii salçayı biz belli bir dönem sonra kullanıyoruz. Aslında şöyle, salça Türk mutfağında şu an en baskılayan şey. Neden? Çünkü bizim kırmızı görmediğimiz bir yemek yok ne yazık ki. Ama yaklaşık 150 yıldır var. Yani domates aslında 1800'lerin sonuna kadar hep yeşil halde kullanılıyor. Kızartması yapılıyor, turşusu yapılıyor, turşusunun kızartması yapılıyor. Sebzeli yemeği yapılıyor, kıymalı musakkası yapılıyor. Biz bunu ne zaman konserve haline getirip salça, İtalyan'dan alıyoruz o salça kökünden alıyoruz salçayı, o hale getiriyoruz. Lakin bunun eski halleri hep bizim o meyaneli nohutlar olur ya, işkembeler, fasulyeler, aslında o hali. Yani beyaz salçalı hali ama biz beyaz salça tabirini artık çok kullanmadığımız gibi beyaz salçayı, yani unla yapılmış meyanesini, yumurtayla yapılmış terbiyesini kullanmadığımız için büyük bir baskı, bütün yemeklerin içinde domates salçası görüyoruz. Buna da alıştık. Peki, hocam. Son olarak cacık. Cacık, aynen. Cacık. Yani ben mesela öğlen yemeğim, geçen bir arkadaşa da anlatıyordum, ne yiyorsun falan dedi. Ya öğlenleri sadece cacık yemeği tercih ediyorum dedim mesela. Ya onunla ya olur mu? Vallahi protein alıyorum, lifimi alıyorum, işte birçok şey alıyorum ama belki yine tek başına yediğim zaman eksiklik olabilir ama cacık da bize özgü bir şey herhalde, yoğurt bizden çıktığına göre. Şöyle, çok eski tabii ki. Yani yoğurt en eski şeylerden bir tanesi, bir de literatürde biz varız yoğurtta. Yoğurt dünyanın her tarafında neredeyse yoğurt zaten. Yani siz yoğurda başka bir dilde karşılık çok bulamazsınız. Evet, yoğurt her yerde. Evet evet, o yüzden hani bir tek Arap ülkelerinde galiba laban diye bir şey. Evet, öyle tabii bir şey. Labne. Süzme yoğurda labne diyorlar. Aynen onlar. Okay, aynen. Tamam. Aynen. Leben bilmiyorum. Kelimesi ayranın aynen. Kelimesi aslında. Ayran kökünden. Ayrana onlar leben diyorlar. Leben labneye dönüyor. Yoğurt tabii bizim çokça yaptığımız bir şey. Eski Türklerde yani Kaşgarlı Mahmut'ta zaten kayıtlıdır. Yani 1000 yıl öncesinden bahsediyorum ama her zaman var. Çünkü peynir, yoğurt bu konularda uzmanlar kesinlikle. Bir de saklayabildikleri bir şey.
Yani mesela cacık için böyle pratik bir tarifin var mı? Ve güzel her olacak. Şeyin cacığı var. Yani tabii bu da şöyle baskılıyor. Cacık dediğin şey formun ismi. Sen bunun içine salatalık koyarsan salatalık cacığı. Tabii yani siz için biz bunlara yeni modern dünyada avokadolusunu da görüyoruz, yeşil elmalısını da görüyoruz, meyvalısını da görüyoruz. Bizde marul cacığı çok yapılır. Biz çok severiz. Bu süzme yoğurda benziyor ama. Aynen süzme yoğurda. Peki normal yoğurt. Ben şu an kuru cacık yaptım. Ha süzme yoğurttan olunca kuru cacık oluyor. Sulu yoğurttan olunca cacık oluyor. Cacık oluyor. Neden süzme yoğurt kullandım? Ben yoğurtlarımı kendim yapıp süzüyorum. Siz çarşıdan eğer yoğurt alıyorsunuz ve buna vaktiniz yoksa, çarşıdan aldığım yoğurdu da mesela şu büyüklükte bir yoğurt aldım. Onu bir temiz beyaz keten bezin içine koyuyorum. Ama üzerine bir bardak da su döküyorum süzmeden önce. O bir bardak döktüğüm su ilave belki kimyasal olabilirse içinde onları da süzüyor. Gene pür bir yoğurt elde ediyorum. Parlıyor. Neden parlıyor? Çünkü ben buna bir miktar yani kafi miktar bir kaşık kadar bu ölçü için söylüyorum zeytinyağı döküyorum ve bunu kendi yağını kusması için bizde öyle bir tabir var. İşte bu parlaklığı elde edene kadar tuzla beraber çok az tuzla beraber çırpıyorum. Bu dolapta ömrünü de arttırıyor ve böylece buzdolabı 15 gün 20 gün koyuyorum. En sonunda kalanı da ekşi ayran yapılır bizde. Hatta böyle şey de makbuldür misafire ayranı taze yoğurtla çıkartırsan işi bilmiyorsundur. O yoğurdu bir 15 gün bekletirsin kurur tadı ekşir. Hatta rahmetli babaannem bunu bir ay kadar bekletir. Daha sonra bu iyice kurup taş haline geldiğinde toplar yapıp zeytinyağını atar. Onu da bütün kış gene öyle yerdi. Yani yoğurt deyip geçmeyeceğin envai türü var abi. Evet. Ve probiyotiğin anası babası yani. Evet, çok teşekkür burada. Ederim. Gerçekten şimdi bağırsak sağlığı, mikrobiyata, işte geleceğimiz, sağlıklı yaşamımız, vücudumuzun daha iyi noktaya gelmesi bunların hepsini konuştuk. Ama temel manada bunları destekleyen böyle anormal şeyler aramanıza gerek olmadığını göstermek için aslında Ömür Şef'im burada. O yüzden bütün dünyada Türk mutfağında elçiliğini yapıyor. Biz evimizde elde edebileceğimiz belki en uygun şekilde elde edebileceğimiz gıdalarımız zaten bizim sağlığımıza hizmet ediyor. Dolayısıyla bence birazcık daha hani başka yerlerden örnek almaktansa sağlığımız adına kendi mutfağımızdan da örnek alabiliriz. Bunun için ekstra bir zenginliğe de gerek olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani, katkıların sadece bizim programımız olan değil, mutfağımızı tanıtmaya yönelik katkıların gerçekten inanılmaz yani. Değil mi hocam, estağfurullah. Çok sağ ol. Ve Hayatın Ritmi'nin efendim sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum. Hayatın Ritmi. Pandemi döneminde meme kanseri tedavisinin nasıl olduğunu Profesör Doktor Vahit Özmen anlatıyor. Hastanelerde uyguladığımız yöntem şu. Meme kanseri tedavisi görenler pandemi sürecinde riskli grupta yer alıyor. Yeni tanı konmuş tedavi sürecinde bu meme kanserli kadınlar. Meme kanserindeki risk faktörlerini Profesör Doktor Özcan Gökçe anlatıyor. Ailesinde meme kanseri olan kişiler de. Meme kanserinden korunmak için kendimizi nasıl muayene etmeliyiz? Kendi kendini muayene etmeli kişi. Aydanın karşısına geçtiği zaman. Meme kanseri kitleleri ağrı yapar mı? Genellikle meme kanseri ise ağrısız olur. Ancak mamografi hakkında merak edilen tüm soruları radyoloji uzmanı Doktor Filiz Çelebi cevaplıyor. Mamografi iki plak arasında erken teşhis insanların hayatını kurtarabilen. Hocam kanseri bize gösterebilir misiniz orada? Meme kanserinden korunmak için ne yiyeceğimizin ve tedavi sırasında nasıl besleneceğimizin ipuçlarını uzman diyetisyen Dilşat Baş anlatıyor. Sağlıklı beslenmek için yapılabilecek çok şey var. Öncelikle sebzeleri ve meyveleri tabii ki baş tacı ediyor. Meme kanserinde beslenmenin gücü. Meme kanseri hakkında merak ettikleriniz ve daha fazlası yarın Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde.